Hocam bir soru soracağım inşallah. Buyur. Her gün Mehdi olduğunu ilan eden insanlar çıkıyor. Sosyal medyada falan haberlerde görüyoruz. Bunun sebebi Mehdi çıkmadan önce yalancı Mehdiler çıkacak rivayetiyle alakalı mı yoksa başka hikmetleri de var mı? Evet. Elbette ki o rivayetle alakası da var. İçinde birçok hikmetler de tabii ne yapıyor? Barındırıyor. Öncelikle şunu bir iyi anlamak lazım. İnsan nefsinde, emmaresinde kibir denilen bir olgu vardır. Bu herkesçe malumdur. Herkes bilir bu kibir denilen şeyi. Ama insanın psikolojiksel karakter olarak, huy olarak sergilemiş olduğu en önemli huylarından bir tanesi beğenilme duyguları. İkincisi, ben buna layığım. Ben bunu hak ediyorum ki kazandım gibi dürtüler, huylar, bunlar aslı itibariyle kökende nefsi emmarede kibir dediğimiz hususiyete dayanmaktadır. Kibrin bunlar silahı olarak kullanılan şeylerdir nefis tarafından. Kişinin hakeza hat bilmemesi, haddi aşması, hudut tanımaması gibi böyle hasletler dahi aslında köken itibariyle bizler baktığımız zaman manevi hastalıklarda nefsi emmarenin kibir dediğimiz o en kuvvetli şeytanın vasfı olan hasletine dayanmaktadır. Bunu niye dedim? Bunu şundan dolayı diyorum. Çünkü sorunla da alakalı. İşte Allah Azze ve Celle'nin yolunda iyi kötü birazcık amel ve taat yapan insanlar bir şekilde nefissel anlamda da konuşacak olursak eğer nefsi mülhime dediğimiz o yol ayrımı dediğimiz nefis makamına geldiğinde bulunmuş olduğu konuma göre taşımış olduğu bilincindeki doğru veya eğri inançlarının getirisi olarak açılımlar yaşamaya başlar. Nefis böyle bir yerde, bu makamda nefsin kendisi tuğyanlar, kişiye vesveseler, evhamlar, diğer tabirle içime doğdu ilhamlar verebileceği gibi şeytan aleyhillâne de böyle bir kıvama gelmiş, dışarıdan ilham alabilecek konuma gelmiş, işaretler, manevi işaretler alabilecek konuma gelmiş. Kişilere ne yapar? Bir nevi ilhamatlar vermeye başlar. Nefsi mülhimeyi daha önceden tabi sohbetlerde birçok kez inceliklerini iyi kötü anlattık. Şimdi detaylarına girmeyeceğim. Ben sadece konumuza bakan kısmını anlatacağım. İşte burada bu amelle, taatle bir şekilde gelip de nefsi emmaresinde bu kibir dediğimiz işte hasleti ve bunun kullanmış olduğu dürtüleri, huyları, seciyeleri eğer kişiler izale edememişlerse ve kültürel yaşantı içerisinde de, halk arasında, toplum içerisinde de belli bir konum, vasıf, liyakat elde edememişlerse otomatikman şeytan aleyhillâne'nin bu dürtüleri kullanarak o insana ilhamlar vermeye başlar. Bir nevi istidraç benzeri harika şeyler zuhur etmeye başlar kişide. İleriki safhasında işte bu tarz insanlara zaten telkinler yapmaya başlar.
Ki işte beklenen Mehdi sensin. Gibi. İşte insanlardaki bu beğenilme duygusu kibre dayanan. Artı efendim hat bilmeme dürtüleri. Artı elbette ben buna layığım, benden iyisi mi olacak? Tabii ki hak ettim, kazandım, bunca amel yaptım, taat yaptım, yani ucup gibi diğer nefsin hasretleri de kişide devreye girdiğinde sinsi olarak otomatikman işte bu dürtülerinden dolayıdır ki kişi gelen dışarıdan gelen işte o telkinlere nefsi de ne yapmaya başlıyor zamanla? İnanmaya başlıyor. Aslında bu tarz insanlar manevi yollarda belli bir basamağa gelip de manevi rahatsızlıklar neticesinde sapıtıp tabiri caizse hasta olan insanlardır. Bugün evet yeryüzünde Mehdiliğini ilan eden 200'ün üzerinde insan var. Bunu yıllardır da bizler söylüyoruz zaten sohbetlerde. Ama bir hususiyet var. Bu 200'ün üzerindeki bu Mehdiler işte bizler baktığımız zaman %90'ının böyle manevi vartalara düşüp de işin içinden çıkamayıp manevi rahatsızlıklara, tıbbi tanımlarla söyleyecek olursak şizofren dediğimiz işte gruplara dahil olduklarını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunlar elbette ki rivayetlerde gelen Mehdi öncesinde sahte Mehdilerin çıkmasıyla da orantılı şeyler olmakla beraber devamlı günümüzde özellikle başlarında bilen birileri olmadan kafalarına göre amel ve taatle meşgul olup efendim herhangi bir İslami edep, usul, kaideye riayet etmeden bir nevi günümüz ifadeleriyle kullanacak olursak harmanlama ibadetler. Bugün günümüzde sosyal medyada sanal alemde öyle kirli bilgiler var ki bunu yıllardır söylüyoruz. İşte astralde, psişik gibi ilimler, mistizm gibi efendim akımlar doğudan alınmış, Yunan'dan alınmış, Mısır'dan alınmış, birçok ekoller birbirine karıştırılmış bir şekilde bugün bu toplumun insanlarına yıllardır ne yapılıyor? Birileri tarafından deruhte ediliyor. Anlatılıyor, izah ediliyor. İşte bu yanlışlıklar otomatikman insanlar bu yanlışlıklara yani otomatikman ne yapıyorlar? Kapılıyorlar. Bilmiyorlar. Velayet yolu, seyri sülük denilen yol öyle basit bir olgu olmuş olsaydı geçmişteki insanlar, veli zatlar yıllarca zahmet çekmezlerdi. Kaldı ki bu zahmet çekme dediğimiz kısım ise tamamen şeriat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın yaşantısal boyutu. Günümüzdeki bu tarz akımlara kapılıp da 3-5 işte verilen bilgileri uygulayıp kafalarına göre şeytandan kaynaklı manevi bazı açılım yaşayan insanlar hiç akıl etmiyorlar. Demiyorlar ki ya bu iş bu kadar basit olmuş olsaydı veya içime gelen işte duygular açısından yani içimdeki o duygular, içime gelen o duygular benim Mehdi olduğumu söylüyor. Mehdiyet bu kadar basit bir kavram olsaydı geçmişte nice büyük velizatlar gelmiş. Bunlardan birinin Mehdi olması icap etmez miydi diye bak kıyas bile ne yapmıyorlar? Yapamıyorlar. Manevi çünkü körlük tezahür etmeye başlıyor. Nefis artık kişiyi esir altına almaya başlıyor. Bu da Bharma, Hinduizm gibi din ve öğretilerde de mesela Buda rahiplerini herkes görüyor. Bunlarda da mesela böyledir. Nefsi açılımların özelliği budur çünkü. Onlar da aynı hasretleri yaşarlar. Nefsi emmareden açılımlar yaşayıp da nefsi belli bir disipline getirenler riyazet kanalıyla efendim Buda rahiplerinin yaptığı gibi görünüşte dışarıdan baktığınız zaman tamamen insan kamilmiş gibi algılarsınız. Onların oturmaları,
kalkmaları, konuşmaları bir disiplindir. Ama içlerinde devasa bir kibir ve vahşet saklıdır. Çünkü nefisleri şeytani kanaldan açılım yapmıştır. İyi örtüyle örtülmüştür. Anlatabildim mi? Onlara birazcık şöyle dokunduğunuz zaman anında o vahşet taraflarını siz görürsünüz. Çünkü gün yüzüne çıkar. Bunun en güzel örneği de Buda rahiplerinin aracılığıyla yıllardır bakın Doğu Türkistan'da yapılan katliamlardır. Hani bunlar Ayurveda'yla efendim Taoizm'de olduğu gibi Tao ile bütünlük sağlayacaklardı. Tanrı, Tao kainatı idare eden onların inancına göre. Tanrı, efendim ve kainat. Yani bir nevi bizdeki vahdet anlayışı gibi. Hani bu insanlar sözde yıllarca tapınaklarında yaptıkları riyazatların bereketiyle bunu kazanmışlardı. İyi insan olmayı kazanmışlardı. İnsanlara eziyetten kendilerini alıkoyuyorlardı. Hayvanlara eziyet etmekten kendilerini alıkoyuyorlardı. Görünüşte böyle disiplinler yapmalarına rağmen, bunu savunmalarına rağmen ama gerçekte iş dünyalarında onlara zarar verecek herhangi bir şey yaptığınız zaman aynı olgunluğu sergilemiyorlar. İşte aynı bunun gibidir. Bu işte nefsi emmare dediğimiz nefsin, kötü olan nefsin, şeytani olan nefsin riyazatlarla disipline gelmiş olan halidir. Velileri işte burada ayırt eden hususiyet nedir? Velileri ayırt eden hususiyet işte bizim budur. Bizimkiler de veli olan zatlar da nefis yollarında işte merhale merhale ilerleyip nefsi açılımlar karşısında şeriat-ı Ahmediye'ye yapışmışlar. Tam tersini sergilemişler. Yani aldanmamışlar o gelen ilhamatlara, tuğyanlara, içsel dürtülere, efendim, şeriat simidine devamlı ne yapmışlar? Yapışmışlar. Ta ki ruhi anlamda belli bir olgunluğu kazanana kadar. Çünkü nefis açılımlarından sonra, nefis belli bir kemalata yani mutmainneden sonrasında ruhsal seyahatler dediğimiz seyahatler gerçek manada ruhsal makamlar, ruhun seyahatleri tezahür eder ki işte insanı kamil olma yolu, işte insanı kamil olan kişilerde bu eğitimlerden geçtikten sonra işte eslem tütecellerine mazhar oldukları için nefisleri iman ettiğinden dolayı, nefisleri de İslam olduğundan dolayı işte hem içsel anlamda, zahiri anlamda hem de batini anlamda kişide gerçek anlamda olgunluk oluştuğu için bir veli zata sizler işte kızdığınızda canını sıkacak herhangi bir eylem sergilediğiniz zaman Buda rahiplerindeki gibi bir tepkiyle karşılaşmazsınız. Aralarındaki en büyük farklardan bir tanesi nefsi disipline anlamında budur. Yani kısacası bu harmanlama işte usullere uymayan İslam'ın öğretilerine, inançsal yapılarına aykırı bir şekilde çarpık imanlarla kişiler ne yapıyorlar? Bu merhalelere geldikleri zaman nefsi mülhimeye kısmında işte bocalamalar, işin şeytani kısımları devreye girdiğinden dolayı ve insan işte haddini bilmeme dürtüleri, efendim ben de oldum gibi dürtüler. Elbette bende olacak bunlar. Benden daha iyisi mi var gibi dürtüler. Aslında nefsi emmare'de kibir dediğimiz hususiyetlere dayanan şeylerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin bir tanesinde diyor ki başınıza diyor her ne diyor gelirse diyor iyilik adına, lütuf adına bilin ki diyor bu diyor Allah'tandır. Başınıza diyor her diyor ne gelirse diyor şer adına, kötülük adına bilin ki diyor bu da diyor nefsinizdendir. Ayetinin sırlarındandır bu. Yani kişi elbette ben bunu hak ediyorum, bu manevi lütufları bulmam normaldir. İşte bunca zaman şöyle amel yaptım, taat yaptım gibi dürtüler bir insanda gelişiyorsa işte
Nefsi emmaredeki o dediğimiz kibir denilen haset gerçek anlamda izale edilememiş ve ona bağlı olan işte o dürtüler, duygular izale edilememiş demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede açıkça beyan etmiştir ki lütfu ilahiler Allah'tandır. Kimse onu hak etmez. Kimsenin haddine değildir onu hak etmek. Çünkü hak edecek bir hususiyetimiz söz konusu değil. Onlar Allahu Teala'dan işte böyle düşünmekle Allahu Teala'nın lütuflarını kendileri hak ettiler de kazandılar inançları otomatikman bu ayeti ters düştüğü için de işte bak böyle şeytani ne yapıyorlar? Açılımlar da yaşıyorlar. İnsan haddini bilmemeye başlıyor. Onun için işte mehdiyet gibi yüce yüce kavramları, velayet gibi yüce kavramları suistimal etmeye başlıyorlar. Aslında her geçen gün içsel dünyada yaşadıkları bocalamalardan dolayı da bu insanlar manevi hastalıkları her geçen gün artıyor. En son tıbbi anlamda işte şizofren dediğimiz vuku hasıl oluyor. Bu tarz rahatsızlıklar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Şimdi bu olayın bir diğer cephesi. Ha şimdi bu mehdiyetini ilan eden insanların işte geri kalan peki %10'u, %10'u da işte ehli küfür diye tanımlamış olduğumuz insanların. Bizim çünkü İslami kaynaklarımızı maalesef Müslümanlardan daha iyi tanıyor bu insanlar. Müslümanlardan daha iyi biliyorlar. Ahir zamanda rivayetler içerisinde böyle birinin veya birilerinin zuhur edeceğini, Müslüman alemini toparlayacağını bildikleri için ne yapıyorlar? Onun evvelinde tedbir amaçlı bu insanlar yıllardır Mehdiyet kavramlarını suistimal etmeye çalışıyorlar. Bu tarz propagandalar yapıyorlar. Sahte mehdiler üretiyorlar. Bu dediğimiz şerli yapı. Neden? Çünkü gerçeği zuhur ettiği zaman bu hengamede, bu kargaşada insanlar ayrımını yapamasınlar. Bocalasınlar, gerçeğine de kanmasınlar. Takılıp gitmesinler diye aslında yapılan şeylerdir. İşte sahte mehdilerin en büyük hikmetlerinden birisi de zaten işte burasıdır. Ve bu dediğimiz hususiyetin zuhur etmesinin sebeplerinden bir tanesi de imani anlamda da Mehdiyet her ne kadar Mehdi ile alakalı rivayetler gelmiş olsa da aşağı yukarı bütün sahih eserler bazında söylüyorum. Yani toparladığımız zaman 30 civarında falan sahih hadis vardır bunlarla alakalı. Celaleddin Suyuti gibi bazı alimler mütevatir dereceye ulaşmıştır diye beyanları vardır. Ama mütevatir dereceye ulaşmıyor diyen alimler de çoğunluktadır. Mehdi hadisleriyle alakalı. Geri kalan rivayetler ise aşağı yukarı 100'ün üzerinde geriye kalan o rivayetler ise genelde Şii kaynaklarından veya sahihlik derecesine, şartlarına ulaşmayan hadislerdir. Zayıf, garip tarzdaki efendim veya uydurma dediğimiz rivayetlerdir. Böyle birinin gelmesi sahih rivayetler açısından yani meseleye baktığımız zaman bildirilmekle beraber Ehl-i Sünnet ulemaları tarafından işte geçmişte bunu bir iman kaidesi haline getirmemelerinin sebebi ve hikmet de bu sırdandır aslında. Yani Mehdi hadisleri sahih olanlar inkar edilmez. Ama işte böyle bir ahir zamanda sahte Mehdiler çıkacak. Böyle bir hengame olacak. Yani gerçeğini gerçekten iman nuruyla meselelere bakanlar algılayabilirler, tanıyabilirler. Hikmetleri olduğundan dolayıdır ki eski ulema bakmışlar ki eğer biz bu iman kaidelerine bu dahil olmuş olsaydı böyle bir cilve olmaması lazımdı. Çünkü herkesin çıktığında iman etmesi efendim farz olmuş olsaydı bu çıktığı zaman herkes iman etmekle mükellef olurdu. Ama rivayetlerde Mehdi öncesinde böyle bir sahtelerin çıkacağı, bu da işte insanların bocalamalarına sebebiyet vereceği, aslında bir imtihanın zuhur edeceği hikmetinden dolayı da iman kaideleri arasında zikretmemişlerdir. İman kaideleri arasında zikretmiş olsalardı eğer böyle bir hengamede Mehdi çıkmadığında, şey Mehdi çıktığında, gerçek Mehdi yani çıktığında bu sefer ne oluyor?
bu fitnelerin arasında insanlar ayrımı yapamayacakları için, belki Müslümanların %80'i onu tanımayacağı için inkar edecek, iman etmeyecek. İmani anlamda müthiş bir şekilde Müslümanların zafiyet yaşaması, zarar görmesi zuhur edeceğinden dolayıdır ki eski ulemalar Mehdi hadislerini ve Mehdi denilen şahsiyetleri kabul etmekle beraber onları birer iman kaidesi içerisinde de ne yapmamışlardır? Zikretmemişlerdir. Bu da ayrı bir mevzudur. Çünkü bizler rivayetlere baktığımız zaman açıkça bu fitneler döneminde bu şahsın herkesçe tanınmadığı aşikar. Bilinmeyeceği de aşikar ilk etapta. Hatta rivayetlerin bazılarında onu sadece kendi zamanındaki 7 tane alimin tanıdığından bahsedilir. Bu açıdan baktığımız zaman tabi burada da şunu da unutmamak lazım. Bu 7 alim dendiği zaman da insanlar zannetmesinler ki efendim yeryüzünde alimler tamamen bitiyor da 7 tane alim kalıyor. Bunlar onu tanıyor anlamında değil. Tam tersine. Binlerce bakın şu an alim var, ulema var. O 7 kişisi gerçeği ve hakikati bilen alimler. Şimdi bu da işin ayrı bir boyutu. Bu açıdan da yani baktığınız zaman ve mesela yine ahir zaman fitnelerle alakalı gelen diğer rivayetler açısından baktığımız zaman mesela Mehdiyetle alakalı Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki o diyor çıktığında Mehdi'den için yani. O diyor çıktığında diyor ona diyor ilk diyor itiraz edecek olan diyor kesim ulema kesimidir. Yani ümmetimin diyor alimleridir. Bu hadisler üzerinde iyi kafa yormak lazım. Neden alimlerdir? İşte bu hadisi ve biraz önceki o 7 kişi tanır dediğimiz hadisi ve rivayetleri ve öncesindeki işte o olan o fitneleri şöyle bir harmanladığımız zaman bizler anlıyoruz ki insanların çoğusu zaten tanımayacak. Burada da işte en büyük etken günümüzdeki yani onun zamanında yaşayıp da belli bir daha doğrusu Kur'an ve sünnetten ziyade kendi silsileleri fıkıhsa fıkıhsal anlamdaki alimlerini efendim imansa imani anlamdaki alimlerini bir nevi mezhepsel taassupları yaşayan ulemalar o güne kadar öğrendikleri gelenekten gelen bazı kaidelere aykırı hareketler sergileyeceği için bu şahsın yani zamanın alimlerinin beslendiği kaynaktan değil, direkt Kur'an ve sahih sünnetten bu zat içtihad edeceğinden dolayı zamanın alimlerinin beslendikleri kaynaksal anlamdaki bilgileriyle zıt düşeceğinden dolayı aslında alimler onu tanımayıp ilk etapta tepki verecekler. Hikmetlerini bizler görüyoruz. Yani burada işte halkın çoğunluğunun onu tanımaması veya onu çıktığı zaman ona iman etmemelerindeki en büyük etkenlerin başında da işte bu ulemaların ona karşı olan tavırlarında saklıdır. Ondan dolayı işte diğer rivayette 7 tane ancak alim vardır. Onu o 7 alim bilir. Hikmeti zuhur eder. Çünkü bu 7 alim işin sadece zahiri kaynaksal anlamdaki meselelerin değil, işin batini boyutunu da bilen insanlardır. Böyle alimler ancak gerçekte onun Mehdiyet vasfına sahip olup olmadığını ayırt edebilir. Öbür türlü zahirdeki ulemaların hiçbirisi efendim onu tanımayacaklardır. Tanımayacaklarından dolayı da onun yapacağı velev ki dinle alakalı vereceği fetvalarda, içtihatlarda ilk tepkiyi ümmetin alimleri verecektir. Onun için işte rivayetlerde vardır ki Mehdi çıktığında diğer bir rivayette de öyle diyor. Ona diyor ilk diyor itiraz edecek olan diyor ümmetimin diyor sarıklı cübbeli diyor 70 bin alimidir. Diğer rivayetler de vardır. Yani bunları böyle harmanladığımız zaman böyle bir hikmet efendim zuhur ediyor. Şimdi hat bilme asıl meselemiz aslında o idi. Mehdiyetten ziyade ama ben
Mehdi ile niye bu kadar çok Mehdi var diye sorduğunuzdan dolayı buradaki o inceliği anlatmak istedim. Yani kökende sahte Mehdilerin aslında %80, %90'ı manevi hasta olan insanlardır ki işte bu manevi hastalığı yaşamalarındaki en büyük etken de nefsi anlamdaki yaşamış oldukları açılımlardır. Usul ve kaidelere riayetsizliklerdir. Efendim nefsi emmardaki işte bazı dürtü ve duygularını, şubelerini yenemediklerindendir, törpüleyemediklerindendir. İşin özü budur. Burada tabii bir ilahi cilve de vardır. Kibrin ilaçlarındandır. Her ne olursa olsun insan tevazu denilen o iyi haslete, güzel haslete sarılmak zorundadır. Bu dediğimiz bakın ince nokta çok önemli bir noktadır. Musa aleyhisselamın Tur'da yaşamış olduğu miracıyla aleyhissalatü vesselamın miracının arasındaki en büyük fark da budur. Musa peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek Tur'da ilahi kelama mazhar olduktan sonrasında Rabbim beni kendini bana göster diye talepte bulunuyor ya ayetlerde. İşte o ayetlerin incelik ve sırlarındandır bu diyeceğim. Böyle bir şeyi söylemesindeki en büyük sebep aslında budur. Yani kelamına mazhar oldum. Ben buna layığım dürtüsüdür. Türkçesi. Bak ben buna demek ki layığım. Onu görmeyi de hak ediyorum. Dürtüsü galip geldiği için mübareğin böyle bir talepte bulunmuştur. Ve o talebinin getirisi olarak da bak talebi reddedilmiştir. Peygamber olduğundan dolayı da azledilmemiştir. Çünkü peygamberler azledilmez. Evvelde seçilirler ve bir daha asla azledilmez. Peygamber olmamış olsaydı kesinlikle o yapmış olduğu aslında baktığınız zaman huzurdaki ilahi tecelli esnasında huzurun edeplerine aykırı bir tutumdur. Aslı itibariyle. Bu edepsizliğin karşılığını mutlaka görürdü. Ama Allah Azze ve Celle merhametiyle muamele eyledi ve güzel bir şekilde ayetlere baktığımız zaman onu ne yapıyor? Mübareği uyarıyor. Zaten o ilk buluşma ayetlerinden sonrasında, o ilk buluştukları ayetlerinin zaten sonuna doğru, o turdaki o şeyine doğru ne diyor Allahu Teala? Tura girdiğinde Kutsal Vadi Tuva'dasın. Nalinlerini çıkart mesela ayeti vardır. İşte onun aslında en büyük hikmeti budur. Oradaki o naliller ayakkabı anlamında değildir. Zahir ulema öyle anlamışlardır. Oysa o naliller insanın nefsini kasteder. Yani dünya ve ahiret vasli uryan, tasavvufun tabiriyle vasli uryan denilen hususiyeti kazan denmek istemiştir. Yani dünyayı da gönlünden çıkart, ahireti de gönlünden çıkart ki gerçek anlamda işte ilahi tecellilere mazhar olabilesin gibi bir hikmet ne yapmıştır? Zuhur etmiştir. Oradaki o narinlerdeki kasıt tamamen Musa peygamberin zahirde giymiş olduğu ayakkabıları değildir sadece. Anlatabildim mi? Manevi anlamda da bu tarz dünya ve ahiret beklentileridir. Sadece Allah'a tevekkül, daha doğrusu tevfiz dediğimiz hususiyettir. Allah'a gerçek anlamda tevekkül etmek. Hususiyetin zuhuru için bu ne yapılmıştır? Şarttır. Şimdi Hz. Musa aleyhisselam burada böyle bir durum sergilerken ve Miraç dediğimiz hususiyet yani Resulullah'a açılan tabiri caizse Musa aleyhisselama açılmamıştır. Açılmamasının işte sebebi ve hikmeti aslında buradaki bu inceliktir. Resulullah'a niye açılmıştır? Resulullah çünkü Sidretül Münteha bizler rivayetlere baktığımız zaman Sidretül Münteha'ya geldiğinde işte Cibril diyor ya hani bundan öteye ben geçemem ya Resulallah. Buradan sonrasında sen kendin gideceksin dediğinde Allah Resulü bak tevazu libasına bürünmüştür. Yani bir Musa peygamberdeki gibi ha ben burayı hak ettiğime göre bundan sonrasında giderim, hak ediyorum dememiştir. Tam tersine. Ya Rabbi senin inayetin, lütfun,
İhsanın olmazsa ben mümkün değil gelemem gibi bir tevazu haline bürünmüştür. Bu hali sergiledikten sonrasında ilahi hitap tezahür etmiştir. İşte ondan dolayı nefis yollarında kibirden beslenen işte beğenilme dürtüleri ki bugün günümüz Müslüman kadınlarını en çok saran şeydir bu. O kadınların mesela günümüzde süslenip dışarıya çıkmalarının bile aslında kökende kaynaksal olarak nefsindeki işte bu beğenilme duygularıdır. Kökeni kibire dayanır. Anlatabildim mi? Ha bunun fıtri olanı vardır. Bayanda bu fıtri bir olgudur. Baktığımız zaman erkek gibi değildir. Bayandaki bu dediğimiz dürtü fıtri olgudur. Onun için işte İslam şer'i emirlerle o fıtri duyguyu kötüye kullanmanın önünü tıkamak için örtünme gibi, setrül avret gibi mesela emirleri indirmiştir. Bayanlar için söylüyorum. Fıtratlarında eğer böyle bir dürtü bayanlık dualarında yani kadınlık, dişilik özelliklerinde bu yerleştirilmemiş olsaydı da bunu sergilemiş olsalardı efendim tamamen men edilirlerdi. Mesela dışarıya çıkmaları efendim bu tarz halleri sergileyenleri çok şiddetli ayetler ne yapardı o zaman? Yumuşak ifadelerle değil, sert ifadelerle ne yapardı? Ayetler inmiş olurdu. Ama fıtratlarındaki işte bu beğenilme duygusu kadınların dişilik vasfının bir özelliği olduğundan dolayıdır ki çünkü böyle olacak ki bir nevi tabiri caizse erkek nevinin dikkatini çeksin. Ki soylar, zürriyetler, evlilikler dediğimiz hususiyetler tezahür etsin. Ama işte bunun aşırısı kadın bile olsa bunun aşırı kısmı işte beğenilme dürtülerinin aşırı derece süse püse dönüştürülmesi İslam'da men edilmiştir. Bizatihi kadınlar için bu beğenilme dürtüsü men edilmemiştir. Bunun aşırısı men edilmiştir. Anlatabildim mi? Ha erkeklerde de hakeza öyle beğenilme dürtüleri biz bunu işte hak ediyoruz veya hakkımla kazandım, ben yaptım gibi dürtüler aslında dediğimiz gibi nefsin emmarede kibire bağlı olan bazı içsel duygulardır, kötü hasletlerdir. Bunlar bu zamanda birçok haramlara, zahiri anlamda yani haramlara, manevi anlamda da birçok manevi vartaları yaşamaya maalesef sebebiyetler sebep oluyor. Onun için Müslümanların dikkat etmesi lazım. İşin doğrusu nefislerini çok iyi tanımaları lazım. Nefsi anlamda Şeriat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama yani Kur'an ve sahih sünnet-i Resulullah'ın beyanlarının dışına çıkmamaları işin doğrusu gereklidir. Özellikle bu zamanda bugün astralinden tut fizik öğretilerde sapıklıklar yaşayanlar, dalalete düşenler, çıkmazlara düşenler, içsel anlamda sıkıntı ve buhranlar yaşayanların bunu yaşamalarının en büyük sebebi aslında bu biraz önce anlatmış olduğumuz durumlardır ve gerçek manada Kur'an'ın emirlerinden, iman hakikatlerinden farkına varmadan ama bilerek ama bilmeyerek yüz çevirmiş olmalarının getirilerini yaşıyor bu insan. Onun için bu zamanın Müslümanı gerek madden, gerek manen, gerçek manada dünyada saadet, ahirette de saadet yaşamak istiyorlarsa her ne olursa olsun Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sahih sünnet-i Resulullah'a sımsıkı ne yapması lazım? Sarılması lazım.